Yeni bir Savaşta Barışta Türk Ordusu programıyla TRT1 ekranlarında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu hafta Yalova Altınova'daki Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören gençlerle birlikte olacağız. Onların nasıl bir eğitim sürecinden geçtiğine birlikte tanıklık edeceğiz. Adalet, sorumluluk, cesaret. İşte Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri. Ülkemiz jeopolitik açıdan büyük önem taşıyan 3 denizle çevrili. Bu denizleri koruyabilmek içinse iyi eğitilmiş kadrolara sahip bir donanmaya ihtiyaç var. Bu amaçla eğitime önem veren Türkiye, bugün donanmasının ihtiyaç duyduğu kalifiye personel ihtiyacını karşılama görevini icra eden birçok eğitim kurumuna sahip. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu da bu eğitim kurumlarımızdan birini oluşturuyor. Öğrencilerine 21. yüzyıl şartlarında gerekli olan mesleki bilgi ve becerileri kazandıran okulda eğitim öğretim süresi 2 yıl. Okul öğrencileri bir yandan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacına göre belirlenen meslek programlarında ön lisans eğitimi alırken diğer yandan da ciddi bir askeri eğitimden geçiyorlar. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Öğretim Başkanı Deniz Kıdemli Albay Ali Yalçınkaya ile birlikteyiz. Komutanım, okulumuzda verilen eğitimlerden bize biraz bahseder misiniz? Öğretim Başkanlığı olarak görevimiz ön lisans düzeyinde eğitim öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Bu eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürken sivil üniversitenin alanında uzman öğretim elemanlarından da faydalanılmaktadır. Halihazırda 7 akademik programda eğitim vermekteyiz. 2014 yılından itibaren uçak bakım sınıfı astsubaylarımız da okulumuzdan yetişmektedir. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda verilen akademik öğretimde dersler 20 ya da 25 kişilik sınıflarda yürütülüyor. Öğrencilerin fiilen katılımını gerektiren aktif öğretim yönteminin uygulandığı dersler konularında uzman asker ve sivil öğretim elemanları tarafından verilmekte. Çağdaş eğitim ortamının sağladığı tüm olanaklardan yararlanılan okulda öğrencilerin çalışarak, araştırarak, düşünerek ve uygulayarak öğrenme yetenekleri geliştiriliyor. Böylece donanmamıza görev yerlerinde karşılaşabilecekleri her türlü sorunun üstesinden gelebilecek denizciler kazandırılıyor. Top, torpido, mayın. Radar, seyir, elektronik. Motor, bilgisayar, yara savunma. Yüksekokulun ders işleme tekniği olarak benimsediği ana yöntem uygulama ve astsubay adaylarının burada aldıkları uygulamalı eğitimde bunlar gibi birçok konu başlığı var. Daha da önemlisi, okul komutanlığı bu derslerin uygulamaları için gerekli tüm atölye ve laboratuvarlara sahip. Yüksekokulun ana amacı, bilgiyi yaratıcı kullanan, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve kendini tanıyıp ifade edebilen öğrenciler yetiştirmek. Bu amaçlara ulaşabilmenin temel şartlarından biri ise iyi bir eğitim kadrosuna sahip olmak. Okul öğrencileri bu konuda çok şanslı. Çünkü okullarında, alanlarında kendilerini ispatlamış 158 öğretim elemanı görev yapmakta. Bu ortalama olarak 6 öğrenciye bir öğretim elemanının düşmesi demek. Uygulamalı eğitim verilen bir okulda bu ortalamaya ulaşmış olmaksa okul öğrencileri için büyük bir şans. Öğrencilerini her konuda uygulama yapmaya yönlendiren okulda İngilizce derslerine ise ayrı bir önem veriliyor. Öğrencilerin bu dili mesleklerinin icrasında etkin olarak kullanabilecekleri seviyeye gelebilmelerini ve mesleklerine yönelik bilgileri yabancı kaynaklardan da takip edebilmelerini amaçlayan İngilizce eğitimleri, dershanelerde ve görsel ve işitsel laboratuvarlarda gerçekleştirilmekte. Evet.
Deniz Asubay Meslek Yüksekokulu Öğrenci Alay Komutanı Deniz Kurmay Albay Fehmi Türksever'le birlikteyiz. Komutanım, Öğrenci Alay Komutanlığı hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Öğrenci Alay Komutanlığı'nın ana sorumluluğu öğrencilerimizin hedeflenen asubay niteliklerine sahip olarak donanmaya katılmalarını temin edecek yoğun ve kapsamlı bir eğitim programı uygulamaktır. Öğrenci Alay Komutanlığı'nın bu eğitim programını biz Bahriye Liderliği Programı olarak adlandırıyoruz. Bu program çerçevesinde öğrencilerimiz iyi asker, iyi denizci ve iyi lider olarak yetiştiriyoruz. Öğrencilerimiz okula katıldıkları andan itibaren mesleğe çıkacakları ana kadar çok kısa, 2 senelik bir süreç içerisinde okulumuzda bulunuyor. O nedenle bütün süreçlerde kendi karakter gelişimleri, meslek gelişimleri ve kişisel gelişimleri için bütün eğitim, öğretim süreçlerinin hepsinde bizzat kendileri yaparak ve yaparak öğreniyorlar. Öğrencilerimiz bu program sayesinde öncelikle kendilerini tanıyorlar, ortamın farkına varıyorlar, mütakiben takım olarak biz bilinciyle hareket ediyorlar ve iyi bir iletişim yeteneği geliştiriyorlar. Neticede bu eğitim programı sayesinde kendi geleceklerini inşa ediyorlar. Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu'nda gün sabahın erken saatlerinde başlamakta. Yatakhane nöbetçisinin sesiyle uyanan öğrenciler şahsi temizliklerini yapıp üniformalarını giydikten sonra kahvaltı için yemekhanedeki yerlerini alıyorlar. Kahvaltıdan sonra ise akademik ve mesleki eğitim programları başlamakta. Sabah eğitimlerinin bitmesinin ardından öğle yemeği için tabura geçen öğrenciler tempo eşliğinde yemekhaneye gidiyorlar ve burada hep birlikte yemeklerini yiyorlar. Komutanım, müsaadenizle öğlen yemeğinin başlatılmasını arz ederim. Uygundur. Buyur. Günün işaret sancağı, Poyraz, askeri anlamı. Bütün personeli gemiye çağırma. Uluslararası anlamı limanda gemi hareket edecektir. Denizde ağların bir engele takıldı. Günün sözü kültür yerle orantılıdır. O yer ulusun karakteridir. Mustafa Kemal Atatürk. Tanrı'nın adıyla. Tanrı'nın adıyla. Tabur komutanlığı, öyle muayene müracaat taburunda emir ve görüşeceğiz hazırız komutanım. Afiyet olsun arkadaşlar. Sağ ol. Geri bak. Müracaatı ola. Dikkat. Güdümlü mermi 1. sınıf öğrencisi Özkara. Komutanım, bugünkü kickboks eğitimine telsiz branşıyla birlikte güdümlü mermi branşı da katılacak mı? Evet arkadaşlar, bugün güdümlü mermi branşı telsiz branşıyla birlikte kickboks eğitimine katılacaktır. Emredersiniz komutanım. Deniz Assubay Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Ali Elbirlioğlu ile birlikteyiz. Burada almış olduğunuz eğitimler sizi yurt içi kadar yurt dışına da hazırlıyor. Bize biraz bundan bahseder misiniz? Bizler mesleğe çıktığımızda uluslararası ortamlarda boy göstereceğiz. Bu nedenle gelecekte birlikte çalışacağımız dost ve müttefik ülke donanmaları ile birlikte yapacağımız işbirliği faaliyetleri Deniz Kuvvetleri için büyük önem arz etmekte. Geçen yıl İspanya Deniz Kuvvetleri Assubay Okulları'nı ziyaret ettik. Bu ziyaret kapsamında onların eğitim sistemlerini inceledik. Laboratuvar ortamlarını gördük. Ayrıca eğitim botlarında seyir, köprü üstü simülatörü ve süratli bot kullanımı eğitimlerine katıldık. Bunun yanında Ferrol Deniz üstünde bulunan Yenisil Hava Savunma Harbi Fırkateyni ile gelecekte donanmamızda bulunacak olan havuzu çıkarma gemilerinde inşa edildiği Navantia Tersanesi'nde incelemelerde bulunduk. Bu yoğun programın yanında da kültürel faaliyetlerimiz oldu. Buna örnek vermek gerekirse Santiago ve La Coruña şehirlerini gezdik. Gezdiğimiz şehirlerde Akdeniz mutfağını tanıma, yorumlama ve değerlendirme fırsatımız oldu.
Bu kapsamlı ziyaret bizim mesleki gelişimimize ve ülkemizi temsil yeteneğimizin artmasına fayda sağlarken yabancı dilin önemini de bize bir kez daha hatırlatmış oldu. Yüksekokulda yapılan eğitim çalışmaları öğleden sonra da sürmekte. Şu anda Havacılık ve Uçak Teknolojisi bölümüne ait eğitim programındayız. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yüzer uçar birliklerinde görev alacak uçak bakım astsubaylarına, hava araçlarına uluslararası standartlarda bakım yapma becerisi kazandırmayı amaçlayan ve aviyonik ve mekanik olmak üzere iki ayrı eğitim dalına sahip bu bölüm, 2014-2015 öğretim yılından bu yana okul bünyesinde faaliyet göstermekte. Astsubay Meslek Yüksekokulu bir askeri okul ve dolayısıyla öğrenciler burada klasik eğitim faaliyetlerinin yanında askeri eğitim de almaktalar. Okulda verilen askeri eğitim öğrencilerin sorumluluk duygularını geliştirmek ve onlara askerlik mesleğinin prensiplerini öğretmek amacını taşıyor. Bunun yanında okulun denizci personel yetiştirmesi nedeniyle denizcilik yetenekleri kazandırmak ve gemilerde erbaş, astsubay görevleri vererek bu görevleri uygulamalı öğretmek amacıyla öğrencilere okul ve donanma gemilerinde temel deniz eğitimleri de verilmekte. Bu kapsamda akademik yıl sonu geldiğinde birinci sınıf öğrencileri okul gemilerinde seyir eğitimine tabi tutuluyor. İkinci sınıf öğrencilerine de donanma komutanlığına bağlı gemilerde staj yaptırılarak görev alacakları ortama girmeden önce kendilerini yetiştirmeleri olanağı sunulmakta. Radar, seyir ve porsun sınıfı öğrencilerin mesleğe yönelik uygulamalı eğitimleri ise eğitim botlarında yapılıyor. Tüm bu eğitimlerin uygulamalı olarak gerçekleştirebilmesi için gerekli olan elektrik makineleri, dizel ve gaz türbini, su altı ve su üstü silahları, sistemli makineler ve gemicilik araçları ise okul komutanlığı tarafından öğrencilerin kullanımına sunulmuş durumda. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Cudal'la birlikteyiz. Bu okulda eğitim almaya nasıl karar verdiniz? Ailenize ilk söylediğinizde onların tepkileri ne oldu? Bu okula gelmemdeki en büyük etken ailemden ve öğretmenlerimden almış olduğum eğitimdir. Çocukluğumdan beri askerlik en büyük hayalimdi. Ailem zaten şu ana kadar aldığım tüm kararlarda beni desteklediği için bu okula geldiğimde de beni anlayışla karşıladılar ve benimle gurur duydular. Şu an onların gözlerinde gördüğüm mutluluk benim için büyük bir onur ve gururdur. Bu okulda giydiğim üniforma benim vatanıma verdiğim değeri simge etmektedir, temsil etmektedir. Bu üniformayı gururla taşıyorum. Havacılık Lisesi mezunuyum ve denizciliğe karşı ilgim olduğu için deniz havacılık sektörü beni bu okula çeken en büyük etken oldu. Donanmadaki ve deniz havadaki aile sıcaklığı, ekip ruhu ve takım çalışması bizim mesleğimizin farkını ortaya koymakta. Buraya gelerek daha çok fark yaratmak istedim. Ailem ve çevremdeki insanlar benim ne kadar farklı bir kişiliğe sahip olduğumu gösterdiler. Bu okul bana bunları kattı. Buradaki aldığımız eğitimler ulusal düzeydedirler. Yüksek düzeyde eğitim almaktayız ve astsubaylığın ne kadar yüksek derecedeki bir rütbeye sahip olduğunu göstermekte. Burada aldığımız eğitimler birçok üniversitedeki aldığımız eğitimlerle aynı düzeyde olmakta. Burada almış olduğunuz eğitimler size neler kazandırıyor? Özellikle burada diksiyon eğitimi alıyoruz ve branş derslerime yüksek yoğunlukta bir eğitim söz konusu. Söylediğim gibi Havacılık Lisesi mezunuyum ve staj yaptığım yerde öğrendiklerimin üstüne burada koyduklarım çok fazla.
Burada aldığımız eğitimler üst düzeyde, işlerindeki en iyi insanlar burada bize eğitim vermekte. Gerek albaylarımız, gerek subaylarımız, gerek sivil memurlarımız burada bize verdiği eğitimlerle okulun kalitesini ve eğitimin ne kadar üst düzeyde olduğunu göstermekte. Yüksekokulda ana amaçlardan biri de öğrencilerin fiziksel kapasiteleri gelişmiş ve sporu bir yaşam tarzı haline getirmiş bireyler olarak okuldan mezun olmalarını sağlamak. Okul bünyesinde bu amaçla yapılan spor faaliyetlerinde yüzme, kürek, yelken, basketbol, atletizm, atış, kickboks ve tekvando dalları ön plana çıkıyor. Okul, öğrencilerinin kendilerini geliştirmesi amacıyla Eğitsel Kollar Başkanlığı çatısı altında da birçok etkinlik gerçekleştirmekte. Resim, müzik, tiyatro, gemi modelciliği, kütüphanecilik gibi branşlarda yer alan öğrenciler birçok eser üretiyor ve bu ürünlerin daha geniş kitlelerin beğenisine sunulması amacıyla her yıl okul komutanlığınca sergiler açılıyor. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören misafir askeri öğrenci Hatem Seyidov'la birlikteyiz. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim görmek, Türkiye'de olmak size neler hissettiriyor? Ben Türkmenistan'dan geldim. Burada eğitim almak benim için çok şeref, çok gurur duyduruyor. Bu ülkede eğitim almaktan çok memnunum. Türkiye'de eğitim almak istediğinizi ailenize ilk söylediğinizde onların tepkisi ne oldu? Buraya biz ülkemizden seçilerek gönderiliyoruz. Bu ülkeye gelmek benim için çok şeyler kazandırdı. Ailem buna razı oldu. Bu yüzden bu ülkeye geldim. Başka ülkelere de gitme şansım vardı. Çünkü Türk devleti bizim milletimize yakın olduğu için bu devleti tercih ettim. Bundan dolayı ailem de razı oldu buna. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda almış olduğunuz eğitim hakkında neler söylemek istersiniz? Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda iyi eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri ben kendi ülkemde uygulama olarak yapmayı düşünüyorum. İyi eğitim veriliyor. Çok memnunum bundan dolayı. Okulun eğitsel çalışmalarının önemli bir bölümünü de müzik eşliğinde yapılan kol faaliyetleri oluşturuyor. Kimi dansla, kimi bir müzik aletiyle, kimi ise sesiyle bu çalışmalara iştirak eden öğrenciler böylece hem bireysel hem de sosyal açıdan kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Şimdi onlarla birlikteyiz. Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 2. sınıf öğrencisi Emre Garip ile birlikteyiz. Okulunuzda almış olduğunuz yelken sporunun size katkıları neler? Öncelikle okulumuzda tüm öğrenciler kendi yetenek ve ilgi alanlarına göre farklı spor dallarında görev yapmaktadır. Ayrıca bütün öğrenciler denizcilik niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla yelken eğitimi almaktadır. Fakat biz yelken takımı olarak bu konuda daha şanslıyız. Çünkü yelken takımı bizlere
denizle beraber iç içe olmayı, deniz ortamında yaşamayı, gerek denizle mücadele etme konusunda, gerekse takım olarak çalışma konusunda büyük katkı sağlamakta. Yelken takım olarak Kocaeli ve İstanbul'daki yelken yarışlarına katılarak da tecrübemizi pekiştirmekteyiz. Bunun dışında D3 üst düzey yelkencilik sertifikasını alarak da okuldan mezun olmaktayız. Yelken, kürek, yüzme. Birbirinden farklı birçok eğitsel kol. Sıcak bir dostluk ortamı. Ve yoğun, eksiksiz bir eğitim. İşte böylesine farklı iki yılın ardından öğrenciler, denizciliği bir yaşam tarzı olarak benimsemiş, Atatürk ülke ve inkılaplarına sonuna kadar bağlı, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş birer profesyonel denizci astsubay olarak okullarından mezun oluyorlar. Her sene donanmamıza katılan bu denizciler, atandıkları birliklerde Türk Deniz Kuvvetleri'nin yaratılmasında, yaşatılmasında ve hedeflere ulaşmasında geçmiş nesiller gibi kendilerine düşen görevleri başarıyla yerine getirecekler. Çünkü onlar Barbaros'un torunları. Sevgili gençler, sizler de bu seçkin eğitim yuvasında öğrenim görmek istiyorsanız 23 Mart-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında ÖSYS kılavuzunda belirtilen internet adresleri üzerinden ön kayıt başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ve geldik bu haftaki programımızın soru bölümüne, ama öncesinde geçen haftanın sorusunu hatırlayalım. Geçen hafta sizlere ceza ve tutuk evlerinin dış korumasını aşağıdakilerden hangisi yapmaktadır diye sormuştuk. Doğru cevabımız C şıkkı jandarma olacaktı. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz arasında çekilen kura sonucu kazanan talihlimiz. Ve işte bu haftanın Genelkurmay Başkanlığı saat ödüllü sorusu. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Araştırma Merkezi Komutanlığı tarafından geliştirilen ve ilk olarak Gabya sınıfı fırkateynlere kazandırılan savaş yönetim sistemine ne ad verilir? A. Milgem, B. ESSM, C. Genesis, D. TF-2000. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz en geç çarşamba gününe kadar ad, soyad, açık adres, kısa özgeçmişleri ve telefon numaralarıyla birlikte Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 0600 Bakanlıklar Ankara adresine veya 0312 419 9921 numaralı faksa ya da savastabarista@tsk.tr adresine başvurabilirler. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Veda etmeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Her ayın ikinci pazar günü saat 12.15'te TRT Radyo 1'de yayınlanan Silahlı Kuvvetler Saati adlı programı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.